Ramazan Bingöl dedi ki benim bir itirazım var buna dedi. Evet, evet. Ramazan Bingöl. Nedir Hocam, itirazınız? Bir gerçek var, bir hakikat var. Siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi sizin dediğinizi toplum böyle algılamıyor. Nasıl turizmciler aşılandığında ne diyoruz? Turizm Bakanlığımız artık turistler Türkiye'ye güvenle gelebilir. Yani biz de sonuçta Turizm Bakanlığı her ne kadar bunu maalesef ki istediğimiz gibi yapmasa da, onlar sadece turizmi otel, deniz ve güneşten ibaret gibi yapsa da, ama biz de turizmciyiz ve bizim aşılanmamız insanlara bir güven verecek ve bir seneden fazladır kapalı olan milyonlarca insanın sıkıntısını bir nebze gidirecek ve insanlar artık bizim lokantalarımıza, restoranlarımıza, kafelerimize huzur içinde gelebilecek. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki yani hocam da Mehmet hocam da bilimsel açıdan. Özür hocama geçmeden bir cümle bir şey söyleyeyim ama yani şimdi tabii ki ben lokanta ve kafeteryaların aşılanmasını isterim. Herkesin aşılanmasını isterim ama bütün sektörler öyle değil mi yani? Mesela berberler de der ki biz insanlara çok yakın çalışıyoruz. Bizim daha önce aşılanmamız gerekir. Orası doğru. Başka meslek grupları da, doğru da aynı şeyi söylerler. Evet, evet. Her meslek bizim kadar insanların işi değil Latif Bey. Şimdi şöyle söyleyeyim. İstisna kaydeyi bozmaz. Yani berber tam anlamıyla katılmak ama mümkün değil zaten. Şimdi benim anladığım Ramazan Bey'in söylediğinden ya insanlar bir işte yanlış bir bilgiye dayanarak kendilerini güvende hissetsinler diye milyonlarca insanı aşılayalım düşüncesi çok doğru bir şey değil bir. İkincisi zaten sonunda amaç bütün toplumu aşılamak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi bizde de zaten eğer yeteri kadar aşı tedariği o işte Sayın Bakan'ın açıkladığı hızla gelirse eğer zaten yaş sınırı falan kaldırılacak. İsteyen gidip aşısını olacak zaten. Ama bu belli bir süre alacak. Yani işte bu toplumda bir aşılama hızı var. Yoksa onun dışında ya işte bir güven oluşturalım. Ama bakın işte turizmde insanlar sadece sizin açıklamanızda güven duymuyorlar. Yani insanlar o işte kararı veren de yani Avrupa Birliği ülkelerinden örneğin turistlerin bir yere gitmesine karar veren de bir sağlık otoritesi. EMA dediğimiz işte bilim adamlarından oluşan bir komite. Bu ülke sizin için işte şu şartlarda gidilebilir bir ülke, şu ülke değil diye kararı gene bir bilimsel açıdan veriyorlar. Yoksa ya biz insanlar sahte bir güven duysun, işte bize daha çok müşteri gelsin, aşılayalım. O çok hani benimle ilgili bir konu değil açıkçası. Ben bu şekilde bir aşılama öneremem ama şunu söyleyeyim. Neticede bakın şunu da düşünelim. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Yani bir sürü sıkıntı çektik. Evet doğru restoranlar, kafeler, bunları işletenler, çalışanlar çok ciddi sıkıntılar çektiler. Benim de etrafımda eşim dostum var, arkadaşım var bu işi yapan. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki hiç ummadığımız bir şekilde aşılama hızlı bir şekilde gelişti. Hem işte tabii devletin de gayreti var, şans da yardım etti, aşılar umduğumuzdan kısa sürede üretildi falan. Şurada kaldı kısa bir süre, birkaç ay kaldı. Bu kadar ayı kaybetmeden, yani böyle yanlış adımlar atmadan, kılı kırk yararak, bakın devletin işte normalleşme adımlarını da görüyorsunuz. Yani bir adım atarken geriye dönüp bakarak hemen işte o adımın sonunda tekrar bir etrafına bakacağım, duruma göre yeniden de değerlendireceğim diyerek adım atıyor. Onun için bunlara bakıp böyle işte sırf insanlar güven duysun gelsin diye bir gruba aşıyı öncelikli yapmak doğru değil. Aynı şey futbol hocam, biz sektör temsilcisi olarak tabii ki öncelikle kendi sektörümüzü ve çalışanlarımızı düşüneceğiz. Bu çok doğal bir şey. Her sektör nasıl kendi sektörünü düşünüyorsa bu da bizim için çok doğal olduğunu düşünüyorum.
Bir de güven duyup gelsinler diye değil, ben sektör çalışanlarını korumak istiyoruz. Tabii sektör çalışanlarını da korumak istiyoruz. Onları da bilimsel açıdan doğru değil bu dedim zaten. Önce tabii ki kendi aslında tabii ki. Ramazan Bey, hiç endişe etmeyin. Başvurursanız, böyle bir girişimde bulunursanız olumlu yanıt alacağınıza eminim. Çünkü insanlarda belki üzerinde durulması gereken önemli konulardan biri bu. Ya aşı randevuları geliyor ve insanlar aşı randevularına gitmiyor. Ben 2 hafta önce şehir hastanesinde Ankara'da aşıya gittim. 16 aşı odası vardı. Yani normalde her odanın önünde en az 3-4 kişinin sırasını bekliyor olması gerekir. Randevu sistemiyle çalışıyor ama bomboştu. Yani aşıyla ilgili bir çok ciddi dezenformasyon var. Bunu gidermek gerekiyor. Sizlere de öncelik verilmemesi için bir sebep yok yani bence. Aşıya kolaylık yapılmış. Yani gittiğiniz an 5 dakikada halledip çıkıyorsunuz. Bu öyle konuda yok, dünyanın yok, en iyisi biz olduğumuzu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla dünyadan aldığım know-how'la bu konuda evet. Sağlık Bakanımıza, hükümetimize teşekkür ediyorum. Dünyadaki en iyi ülkelerden biri biziz. Bunu net biliyorum. Ama ben tabii ki sektör temsilcisi olarak sektör çalışanlarımızın sağlığını ve sektörümüzü düşünmek zorundayım. Bu benim üstlendiğim misyon ve görev gereği. Bunu söylemek zorundayım. Ahmet Bey, yarım kaldığım yerden devam etme şansım var mı? Tabii ki Aykut Bey, buyurun. Bakın Ahmet Bey, bizim sektör temsilcisi olarak Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'nun genel başkanı olarak burada olmamın sebebi şu anda açıklanan genelgeyle milyonlarca insanın beklediği ümit, aşk, iş, istihdam yaratmak adına ki aylardır, yıllardır kapalı olan insanların beklediği şeylerle şu anda konuşulan konu bizim adımıza zaman kaybı benim adıma. Niçin? Çünkü aşı bilimsel bir konu. Bunu benim Mehmet Hoca ile tartışmam veya burada aşı konusunda Sağlık Bakanlığı'nın veya devletin almış olduğu politikalar üzerinde zaman ayırmam bizim sektörümüzün beklediği şu anda duymak istediği şeyler değil. Öncelikle bu konuda sözlerimi lütfen tamamlamama müsaade etmenizi rica ediyorum. Bakın biz eğlence sektöründen bahsederken yani sağlığa zararlı olan alkolü savunmak adına, onu yaratmak, yüceltmek adına, onunla ilgili bir takım şeyler söylemek adına burada değiliz. Ben de alkol kullanan bir insan değilim. Ama bu ülkenin bir realitesi var. Binlerce, milyonlarca insan, turizm sezonu gelmiş, Haziran'ın biri yarın, turistik yerlerde, sahil kenarlarında aylardır kapalı olan, 1,5 yıldır kapalı olan ve binlerce çalışanı olan, bunlarla birlikte müzisyenleri, efendim ne bileyim bir takım aktivistleri, bununla birlikte bir takım şeyleri, tedarikçileri olan milyonlarca insan bir Haziran'ı bekliyordu. Hiç kimse ağzına almadı. Şu anda çıkacak genelgeyle de bununla ilgili söylenecek bir şey yok. Çünkü Cumhurbaşkanı konunun başlıklarını veriyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği konu başlıkları üzerine genelge çıkıyor. Bu yerlerle ilgili Cumhurbaşkanımız ağzına bir tek kelime almadı. Onun için size restoranları değiştirin, lokantalar yazın dedim oraya. Şimdi dolayısıyla bizim istediğimiz bu yerler açılsın, eğlence dünyası şöyle olsun böyle olsun diye. Madem bu insanlar tekrar açılmamak üzere bir şey konuşulmadı ama bu insanların bir beklentisi vardı. Bu insanların hayattan bir beklentileri var. 1,5 yıldır iş yerleri kapalı olan, evlerine gidemeyen, iş yerlerindeki insanlara mahcup olan, kiracı olarak da bulunan iş yerlerinde mal sahiplerine karşı şu anda ciddi problemleri olan, kirasını ödeyemeyen, çocuğun okul taksisini ödeyemeyen ve hayatının çok değişik anlamda kötüye gittiği bir süreçte bu insanlara ne olacağının söylenmesini rica ediyoruz. Ve bu ekranlardan bize ses verdiğiniz için, bu insanlar adına burada bize konuşma imkanı verdiğiniz için ben bunları söylemek istiyorum Ahmet Bey. Haklısınız. Bakın aşıdır, odur budur. Bey, zaten... şey, yani haklısınız. bu bir sorun. Evet. Keşke 21 ile sınırlanmasaydı. Ben de aynı kanaatteyim. Hayır, sizin kanaatinizi değil. Ben kendi şahsi kanaatlarım üzerinde. Ya bir takım insanlar tabii ki diyor ki alkol, ben alkolü savunmuyorum. Alkol sağlığa zararlıdır. Bununla bu konuda hiçbir şekilde bir fark yok. Hiç öyle bir şey hiç burada ama, burada hayır, öyle bir şey konuşulmadı. Sizin adınızı değil sosyal medyada veya bir takım ya, kişiler... Boş verin sosyal medyayı. Biz bir sektörü konuşuyoruz. Orada ekmek yiyen insanlar çok var. Çok teşekkür ederim. Ya, çok teşekkür ederim. Yani. Evet. Hayır, konuşmamız gereken şey bu. Aykut Bey. Buyurun Hakan Bey. Özür dilerim. Siz sadece orada çalışan 1 milyon insanı değil, onların aileleri, eşleri, çoluğu, çocuklarıyla çocuğu, herkesi... 6 milyonu temsil ediyor. Ya bir emek sektörü orası ya. Orası Hakan bir, Bey, yani sektör. Bakın. Şimdi Aykut Bey, bak bir sanatçı arkadaşımız
sürekli bana mesaj atıyor. Diyor ki ya sanatçılar ne olacak diyor. Biz öldük. Çok haklı ya. Diyor. Çok ama çok haklı. Ama Aykut Bey'in söylediği sorun onları da kapsıyor. Hakikaten de çok doğru. O tür mekanlarda onlar iş yapabiliyorlar. Şimdi, sanatçıların hali ne olacak? Hakikaten çok önemli. Öyle yani diyor. Hakan biz bile yokuz diyor. Hakan Bey hatırlarsınız. Evet. Geçen programda da sizin olduğunuz programda da konuşmuştuk. Evet. Ne oldu? Biz geçen yaz sezonunda yani Ramazan Kurban Bayramı sezonunda da biliyorsunuz aynı bu şekilde kapatmalar vardı. Bizim iş yerlerimiz kapalıydı. Otellerde barlar, birerler, restoranlar sabaha kadar açıktı. Vur patlasın, çal oynasın oldu. Şimdi kışın da aynı şeyler oldu. Yani sektörle ilgili bir takım kapatmalar göz önüne alındığı zaman bu otellerdeki restoranlar, kafeler, diskolar sabaha kadar açık olan yerlerde bu pandemi hayata ya, geçmiyor da en öne, bizim... Aykut Bey, en önemli konu bu. Bence orada gerçekten bu sorunun bir cevabını verilmesi lazım. Yani lütfen. Ramazan Bey, Ramazan ya, Bingöl de Ahmet o soruyu Bey. Soruyor. Siz de soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ya kardeşim Ahmet otel Bey. Otelin restoranında kim konuşuyor pardon beni konuştu. Yüzüp kuyruğuna kadar gelmişiz Ahmet Bey. Yani birkaç gün daha şimdi 1 Haziran'da işte turizmle ilgili normalleşme falan deniyor. Siz turistleri sahillere yığıp da LNG yerlerini kapatamazsınız ki. Mutlaka yarınki genelgede bununla ilgili tedbirler alınacaktır diye düşünüyorum yani hocam neden? Bu arada Mehmet hocam şahane yani beni ferahlatan şeyler söylediniz. Yüzdük kuyruğuna geldik. Evet, dediniz bir altını çizelim. Gecenin lafı. Ben söyledim. Ya birkaç ayımız kaldı dediniz. Siz de mi söylediniz? Şahane. Vallahi. Ya hocam gerçekçidir. Karamsar bakın, diyeceğim ama karamsar Ahmet değildir. Ya bir dakika Aykut Bey cümlemi bitireyim sonra size söz vereyim. Teşekkür ederim. Hocam karamsar değildir, gerçekçidir. O yüzden söylediği her şeyi çok ciddiye alırım. Yüzdük kuyruğuna geldik dedi. Birkaç ayımız kaldı şurada dedi. Bence çok önemli. Evet, gecenin cümlesi be. Vallahi yani çok rahatladım. Yani bu cümleleri kuramıyorduk Ahmet biz yani. Bey, bu cümleler hiç kurulmadı bu zamana kadar. Tabii. Ahmet Bey, biz şimdiye kadar kör bir karanlıkta ilerliyorduk. Işığı gördük, şimdi artık sonuna iyice yaklaştık. Yani burada artık biraz daha dişimizi sıkacağız ama ben Aykut Bey'e söylediği her şeye katılıyorum. Ya ben çok de katılıyorum. İnsanların çok zor durumda olduğunu biliyorum. Ama işte bu işin maalesef salgın yönetimi de bu yüzden zor zaten. Ya şimdi hocam yani bir dakika Latif Şimşek'in yönetmeye benzer ne başka Latif Şimşek'in işaret ettiği şey şu galiba. Şunu diyor yani Aykut Bey, Ramazan Bey, bugün açıklanan bu karar bütün bir yaz geçerli olmayacak. Tamam. Dolayısıyla ben hani de... yandık, tabii. Bittik bu kararla birlikte artık hep böyle gidecek, yaz böyle bitecek demeyin. Bu sanıyorum ya Murat Çelik yani, iki haftalık süreçler şimdi mi bunlar? Rusya, hayır, Ahmet Bey, şimdi hemen, Rusya serbest bıraktığı zaman, işte diğer ülkeler serbest bıraktığı zaman, turlar başladığında, turistler sahillere yığıldığında siz nasıl orada... Eğlence yerlerini kapalı tutabilirsiniz ki tutamazsınız. Ben şunu diyorum, Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamasından sonra yarınki İçişleri Bakanlığı genelgesinde mutlaka sizi sevindirecek bir takım gelişmeler olacağını düşünüyorum. Sayın Şimşek, Ahmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Bizim de zaten söylemek istediğimiz şu.